Tekstilşehir.net YouTube kanalından merhaba. Arkadaşlar bugün sizlere bonibon örgü modeli ya da bonbon şekeri örgü modeli olarak bilinen bir örgü modelin yapımını gösterip paylaşmak istiyorum. Modelimiz bebek ve çocuk örgülerine yakışan güzel bir örgü modeli. Bu modeli bir battaniyede rahatlıkla uygulayabilmeniz için şöyle küçük bir model hazırladım sizlere. Haroşa örgünün üzerine yanlarına da onar ilmek ayarladıktan sonra aradaki bölüme bonibon örgü modelimizi yerleştirdim. Sizlere bugün küçük bir bölümünü göstereceğim. Bu modelimizin yapımını gösterip paylaşacağım. Modelimizin ilmek hesaplamasını yaparken 4 ilmek ve katları başlangıcının da aynı şekilde bitebilmesi için artı 3 ilmek ilavesi yaparak ilmek hesaplamanızı oluşturabilirsiniz. Ben modelin 4 bölümlük bir kısmını göstereceğim size. O yüzden şişime 19 ilmek attım ve modelimi haroşa örgünün üzerinde göstereceğim sizlere. Modelimin ilmek toplanma işlemi örgün ön yüzünde yapılmakta. Bir sonraki model arasında da 5 sıra önden düz arkadan ters olacak şekilde örgü örülmekte. O yüzden örgümü arkaya çeviriyorum. Önce ters, sonra düz olacak şekilde 5 sıra örgü örüyorum. Şimdi şişimdeki bütün ilmeklerimi ters olacak şekilde arkadan ters, önden düz örüyorum. Birinci sırada ilmeklerimi ters ördüm. Şimdi ön yüzdeyim. Bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Dediğim gibi toplamda 5 sıra olacak şekilde önden düz arkadan ters örüyorum. İkinci sıradayım ve bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Ön yüze geldim. 6. sıradayım. Bakın 5 sıra olacak şekilde ön yüzden düz arkadan ters ördüm ve ön yüzdeyim. 6. sıradayım. Bu sırada ilmek toplama işlemi gerçekleştireceğim. İlk 3 ilmeğimi düz örüyorum. 1 2 ve de 3 ilmeğimi düz ördüm. Bir sonraki 4. ilmeğimi sol şişimden çıkarıyorum. Ve 4 sıra söküyorum. 1, 2, 3 ve de 4. 4 sıra söktükten sonra hemen ilmeğimi sağ şişimden tutuyorum. Sol şişimi de bakın arka taraftan o 4 toplamış olduğum ilmeğin altından ve en altındaki ilmeğin içerisinden geçirdim. Arkadan 4 ilmeğin altından ve en altındaki sökmüş olduğumuz o ilmeğin içerisinden geçirip bir düz örüyorum. İki toplama işlemin arasında 3 tane düz ilmeğim bulunmakta. 1 2 3. Tekrar aynı işlemi gerçekleştiriyorum. 4. ilmeğimi çıkarttım ve 4 sıra söküyorum.
3, 4. İlmeğimi hemen sağ şimden tutuyorum. Sol şimdi de bu arka taraftan o 4 ipliğin altından ve ilmeğin içerisinden geçirdikten sonra ilmeklerimi toplayıp bir düz örüyorum. 3 düz ve bir toplama işlemi. Sıranın sondaki 3 ilmeğimi de düz örüp ilmek toplama işlemini gerçekleştirdim. Bu 6. sıraydı. Modelim 6 sırada bir tekrar ediyor arkadaşlar. Şimdi tekrardan örgün arka yüzündeyim. Önce ters, sonra düz olacak şekilde 5 sıra örgü örüyorum. Arkadan ters, önden düz olacak şekilde 5 sıra ilmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum. Ön yüze geldim. Şimdi o ilmekleri topladığım 6. sıradan sonra 5 sıra arkadan ters, önden düz olacak şekilde örgümü ördüm ve tekrar ön yüze geldim. Şimdi bu seferki bu sırada ilmek toplama işlemlerimi bir alt sırada 3 düz yapmış olduğum yerin ortasındaki ilmekte uygulayacağım. O yüzden ilk başta ben 3 düz örmüştüm. Şimdi bir düz örüyorum. Bir düz örüyorum ve bir sonraki ilmeğimi şişten çıkarıyorum. 4 sıra söküyorum. 1, 2, 3 ve de 4. 4 sıra sonra söktükten sonra ilmeğimi hemen şöyle sağ şimden tutuyorum. Sol şimdi arka taraftan 4 ilmeğin arasından ve alttaki ilmeğin içerisinden geçirip bir düz örüyorum. Yerlerini değiştirmiş oldum. Şimdi tekrar başlıyorum. Arada 3 düz ilmeğim. Ve sonraki o 3. O 3 düz ilmeğin ortasındaki ilmeğe denk gelecek şekilde ilmeğimi 4 sıra söktükten sonra topluyorum. Bir, 2, 3.
Bir, iki, üç. Sondaki bir ilmeğimi de düz örüp ilmek toplama işlemini gerçekleştirdim. Arka yüzden dediğim gibi ilmeklerimi ters, ön yüzden düz olacak şekilde 5 sıra örgümü örüyorum. Arkadaşlar bu şekilde örgüme devam ediyorum. Gördüğünüz gibi çok kolay ve de gösterişli bir örgü modeli. Bonibon ya da bonbon şekeri örgü modelimizin yapımını gösterip paylaştım sizlere bugün. Çekmiş olduğum videolarımı beğeniyorsanız videolarımı beğenip paylaşarak ve reklamları izleyerek bana katkıda bulunabilirsiniz. Daha başka güzel videolarda görüşmek dileğiyle hepinize iyi günler diliyorum.